Hoş geldiniz. En sevdiğim İngilizce videolarından bir tanesini yapacağız. Size günlük İngilizce ifadeler öğreteceğim. Ve bu ifadeleri eminim ki izlediğiniz filmlerde, dizilerde sürekli duyarsınız. Aynı zamanda yabancı bir yerde yaşasaydınız orada da duyardınız. Çok fazla kullanılıyorlar. Kalıp kalıp öğrenmek, yani Türkçeden İngilizceye çevirerek değil de onların kullandığı şekilde öğrenmek hem çok eğlenceli, ilgi çekici hem de çok güzel. Ayrıca bu videonun diğer bir güzel yanı da videonun içine size sürpriz sakladım. Çok büyük bir yaz indirimi var. Yaz boyunca İngilizce pratiği yapabilmeniz için size indirim kodu ve ücretsiz ilk ders bırakıyorum. Videonun içinde bir yerlerde onu da sakladım. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Zaten ifadelere bayılacaksınız. Sonuna kadar izleyeceksiniz. O zaman let's go'ların en tatlısı gelsin. Let's go! İki yüzlünün İngilizcesini biliyor musunuz? Evet, bu ifade o ifade ve çok kullanılıyor arkadaşlar. You're such a hypocrite. You are such a hypocrite. Hypocrite zaten böyle iki yüzlü. Sağ gösterip sol vuran insana söyleniyor. Yani bir şey söylüyor ama başka türlü davranıyor. İşte biz bunlara hypocrite diyoruz. You are such a hypocrite. You're such a hypocrite. You're such a hypocrite. You're such a hypocrite. You're such a hypocrite. Diğer ifademiz I pity you. Pity. Pity birine acımak demek. Sana acıyorum derken I pity you diyorlar. Bak çok fazla kullanılıyor. I pity you. 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 Dilimin ucundanın İngilizcesini biliyor muydunuz? İşte şimdi öğreneceksiniz. It's on the tip of my tongue. Evet, İngilizce'de de aynı şekilde kullanılıyor arkadaşlar. It's on the tip of my tongue. Tip zaten ucu demek. Tip of my tongue. Dilimin ucu. It's on the tip of my tongue. 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 Şımarma, havalara girme anlamında don't flatter yourself. I'm flattered de diyorlar bu arada. I'm flattered, yani birisi size bir övgü yağdırdığı zaman aa işte çok hoşuma gitti. Hani böyle beni bir şımarttın anlamında. I'm flattered. Ama başkasını şey dediğiniz zaman don't flatter yourself. Hani sen şımarma, sen havaya girme demek. Don't flatter yourself. 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 Bir şey söylemeden önce ben bir konuya gireceğim mesela. Şey diyorum arkadaşlarıma, bir dakika bir dakika beni bir dinleyin derken şu ifadeyi kullanıyoruz. Hear me out. Okay, hear me out. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Beni bir dinleyin. Hear me out. Hear me out. Just 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 hear me out. Evet, videodaki sürprizi yakaladınız arkadaşlar. Size hem indirim hem de ilk ders ücretsiz kodu vereceğim, tamam mı? Ki Cambly'de gidip ana dili İngilizce olan eğitmenlerle güzelce bir İngilizce pratiği yapın diye. Cambly'de şu an çok güzel bir indirim var. 3 aylık aboneliklerde %30 indirim veriyorlar. Hatta ve hatta grup derslerine kayıt olursanız ayda sadece 279 lira. Bu indirimi sakın kaçırmayın bence. Özellikle de yaz gelmişken eğer gerçekten kendinize böyle 3 aylık bir yatırım yaparsanız 3 ayda o kadar çok şey değişebilir ki kaçırmayın derim. Cambly'yi bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir ders şeklinde de, grup dersi şeklinde de İngilizce pratiği yapabileceğiniz bir platform. Buraya girdiğinizde isterseniz konuşma pratiği yapıp akıcı hale getirebilirsiniz. Biliyorsunuz akıcı hale gelebilmesi için en faydalı yöntem pratik yapmak. Ve biz en çok neyden muzdaribiz? İngilizce konuşabileceğimiz bir alan yok, konuşabileceğimiz biri yok. Ama Cambly bütün bu sorunları ortadan kaldırıyor. Hangi seviyede olursanız olun, başlangıç seviyesinde de olsanız sizi cesaretlendiriyorlar. Özgüveniniz yerine geliyor. Böyle korktuğunuz kadar bir şey olmadığını göreceksiniz. İngilizce konuşmadan. Aynı zamanda konuşma pratiğinin yanında ödevlerinizi yapmak istiyorsanız, sınavlara hazırlanmak istiyorsanız, iş mülakatlarına hazırlanmak istiyorsanız hepsinde eğitmenler yardımcı oluyor. O yüzden ihtiyacınıza göre girip siz de pratik yapmaya başlayabilirsiniz. Buraya kodu bırakıyorum. İlk dersiniz ücretsiz tekrardan dediğim gibi ve %30'luk indirimi de bu kodla yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıya da linki bırakıyorum. Direkt linkten indirip Cambly'yi hemen konuşmaya başlayabilirsiniz. Randevu da alabilirsiniz. Hemen anında konuşmaya da başlayabilirsiniz. Dediğim gibi ihtiyacınıza ne hizmet ediyorsa o zaman ifadelerimize tekrardan geçebiliriz. Benim sözlerimi çarpıtıyorsun. Nasıl söylenir İngilizce'de? Bak! Bak hiç düşünmüş müydünüz böyle şeyleri? You're twisting my words. Benim söylediklerimi çarpıtıyorsun kardeşim. You're twisting my words. Twist zaten böyle çevirmek falan demek. Burada da aynı şekilde işte çeviriyorsun, çarpıtıyorsun. Ben öyle söylemek istememiştim. You are twisting my words. You're 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 twisting my words. My hands are tied. Benim ellerim, kollarım ellerim, kollarım ne? Elim, kolum bağlı anlamına geliyor arkadaşlar. Benim yapabileceğim bir şey yok. Elim, kolum bağlı derken my hands are tied. Aynı şekilde İngilizce'de de bu şekilde kullanılıyor. Tie zaten bağlamak demek. My hands are tied. Ellerim bağlı anlamında. My hands are tied.
My hands are tied. My hands are tied. My hands are tied. Sanırım beni yanlış anladın derken şu ifadeyi kullanıyoruz. I think you misunderstood. Understand, anlamak demek. Misunderstand, yanlış anlamak demek. You misunderstood, sen yanlış anladın. I think you misunderstood. Beni galiba bir yanlış anladın sen. I think you misunderstood. I think you misunderstood. I think you misunderstood. I think you misunderstood. Oh, I think you misunderstood. Ben nereden bileyim İngilizcesi ne peki? Bunu duymuş muydunuz daha önce? How am I supposed to know? How am I supposed to know? Ben nereden bileyim? How am I supposed to know? 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 How am I supposed to? How would I know da derler bunun için. Ben de I don't know demek yerine neler kullanabilirsiniz videosu yapmıştım. Yukarıya bırakıyorum, oradan bakabilirsiniz. Bu da diğer bir kullanımı, çok fazla görürsünüz. How am I supposed to kalıbını öğrenirseniz birçok şeyi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunu nasıl söyleyebilirim ki? How am I supposed to say that? Bunu nasıl söyleyebilirim? Ya da how am I supposed to see him? Onu nasıl görebilirim? Yani onunla nasıl görüşebilirim ki? How am I supposed to go there? Oraya nasıl gidebilirim ki? Derken işte bu çaresizlik ve işte nasıl yapacağım bunu kardeşim. Ya da ben bunu nereden bilebilirim ki? Gördünüz mü? Bir kalıp öğrendiniz, bir sürü cümle kurabilirsiniz. İşte kalıbın gücü budur. Sen şunu yapmamalıydın derken bunu İngilizce nasıl söylüyoruz? Hadi bakalım. You shouldn't have done that. Bunu, onu yapmamalıydın. Hata yaptın. You shouldn't have done that. 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 You shouldn't have zaten yapmamalıydın. Sonrasında ne getirirseniz. Mesela you shouldn't have said that. Bunu söylememeliydin. Ben should have, would have, could have bunları anlattığım bir video var. Onu da yukarıya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bakın bir kalıp öğrendiniz. You shouldn't have diye. Bundan sonra getirin babam getirin ve bir sürü cümle kurun. Shouldn't have'den sonra fiilin üçüncü hali geliyor. Ona da dikkat edelim. Tamam. Sen çizgiyi çok aştın kardeşim. Bunu söylerken ne kadar atar cümleler seçmişim. Sen çizgiyi aştın. You're way out of line. You are way out of line. You're way out of line. What are you doing? You're way out of line. Come on. You are way out of line. 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 Bir havaya girdim. Gördünüz mü? Bu işte İngilizcenin bu olayını çok seviyorum. Böyle şeyler, işte kalıplar öğrenince insan bir böyle tribe giriyor. Kardeşim konuşuyorum işte falan diye. Siz de konuşun. Ben söylerken tekrar etmeye çalışın, tamam mı? Aha ben söylüyorum, buraya yazın. Mark my words. Benim kelimelerimi bir tutun bir yerde. Benim söylediklerim çıkacak anlamında. Mark my words. Siz de you guys mark my words too. Mark my words. 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 Bu konu tartışmaya kapalı derken it's non-negotiable diye bir ifade var arkadaşlar. Negotiate bir şeyi konusunda böyle bir tartışmak, bir ortak yol bulmak anlamına geliyor. Negotiable bu durum tartışılabilir demek, ortak bir noktaya varılabilir demek. Non-negotiable bu konu tartışılamaz. It is non-negotiable. Bitti. Son noktayı koyduk. It's non-negotiable. It's non-negotiable. It's non-negotiable. It's non-negotiable. It's non-negotiable. It's non-negotiable. Bir şartla'nın İngilizcesi peki? Tamam bunu yaparım kardeşim ama bir şartım var. Under one condition. Condition zaten şart demek. Bu olursa olur anlamında. Under one condition. Bir şart altında ben bunu yapacağım. Under one condition. 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 Ve back to square one. Döndük dolaştık en başa döndüğün İngilizcesi. Dolaştık dolaştık ve en sonunda başa döndük. Yine baştan yapacağız işleri. Buna ne deniyor biliyor musunuz? Back to square one. Başladığımız yere geri döndük demek. Okay. Back to square one. 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 Bu haftaki İngilizce videomuz bu kadardı. En keyif aldığım İngilizce videolarından daha fazla ister misiniz? Bir sürü ifadem var size gösterebileceğim. Eğer istiyorsanız mutlaka yazın. Yorumlarda belli edin ki bu videolardan bol bol çekelim. Ben çok seviyorum. Umarım siz de seversiniz. Cambly kampanyasından da faydalanmayı unutmayın. Aşağıya açıklamalara linki de kodu da bırakıyorum. Hemen gidip pratik yapabilirsiniz. Bu öğrendiklerinizi orada kullanabilirsiniz. İlk dersiniz zaten ücretsiz. Hemen yaz için kendinize çok güzel bir yatırım yapın. 3 ayda o kadar ilerleme kaydedebilirsiniz ki inanamazsınız. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. İngilizce Instagram hesabıma da bekliyorum. English with Chile Makar. English W Chile Makar diye geçiyor. Aratın görürsünüz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın diyorum. Yapmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bye.